Merhabalar. XML'den veri aktarımını nasıl gerçekleştirebilirim? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gidebildiğimiz gibi diğer logosu üzerine tıkladığımızda arama motoruna veri yazdığımda veri aktarımının altında bulunan veri aktarım sihirbazına çift tıklayarak genel veri aktarım sayfamıza geliriz. Burada veri aktarım yönünü görmekteyiz. DIA'ya veri aktarabildiğimiz gibi DIA'dan dışarıda veri aktarabilmekteyiz. Bildiğiniz gibi her XML şablonu diğerlerinden farklıdır. O yüzden XML dosyası ile içeri aktarım yapılacağı zaman görmüş olduğunuz gibi DIA XML'ine uygun bir XML yöntemiyle alıp veya Excel özel tanımına göre de bir yöntemle içeriği aktarmamız mümkündür. DIA içerisinde birçok ekranda farklı aktarım yöntemleri mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi Ülker Mobis XML yöntemi, Jetty XML yöntemi, Logo XML yöntemi, Panorama ve Turkcell Pruva şeklinde birçok aktarım yöntemlerimiz mevcuttur. Bunların her biri ayrı bir lisans şeklinde gerçekleşmektedir. Önce gelelim DIA'dan dışarı veri aktaralım. DIA'dan dışarı veri aktarmak istediğimiz hangi ekran var ise ilgili ekranı seçerek, örneğin stok malzeme kartlarını dışarıya aktarma yöntemlerimizden DIA XML ve Logo XML görüp DIA XML'i seçip F5 devam deriz. Burada karşımıza satış yöntemi firması altında bulunan stok kartları gelmektedir. Hepsini aktarmak istiyorsak F2 aktar diyerek aktarımı sağlayabileceğimiz gibi yalnızca ilgili stok kartları aktarmak istiyorsak klavyemizden boşluk tuşu ile ilgili aktarımları gerçekleştirebiliriz. Biz hepsini aktaralım. F2 aktar diyorum. Görmüş olduğunuz gibi kolayca işlemlerim gerçekleşti. Daha sonrasından ilgili aktarımımı hangi klasör üzerine kaydetmek istiyorsam diyerek kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi aktarım dosyası masa üstüme belirttiğim isimle kaydedilmiştir. Daha sonrasında buradan F3 vazgeç diyerek çıkış sağlıyorum. Aktarımımı tamamladıktan sonra bu firmadaki stok kartlarımı farklı bir firmaya aktarma yöntemini görelim. Tekrardan F3 vazgeç diyerek ekranımın sağ altında bulunan kısa yollardan firmamı değiştirerek ilgili firmama girip tekrardan F10 menümüzden veri aktarım ekranımıza gelerek bu sefer satış yönetiminde bulunan stok kartlarımı anket analiz firmama aktarmak istiyorum. Stok kartlarımı seçip DIA'ya veri aktarmak istiyorum seçeneğiyle devam ederek İlgili aktarım yöntemimi seçip F5 devam diyerek öncelikle aktarmak isteyeceğim dosyayı seçmem gerekmektedir. Dosyamı seçtikten sonra buradaki kullanıcı eşleme tablosu Excel mantığı ile veri aktarımı yaptığım zaman devreye girmektedir. Daha sonra hata olursa aktarımımı iptal edebileceğim gibi hatayı göster fakat devam et seçeneğim de mevcuttur. Özel kodlar ve gruplar stok kartımda bulunan özel kodları ve grupları aktar dediğim takdirde tanımlı değilseler oluşturabileceğim gibi sadece tanımlı kodları da aktarabilmekteyim. Yetki kodlarına geldiğimde ise stok kartlarım içerisinde bulunan tanımlı yetki kodlarını aktarabileceğim gibi aktarma sırasında tanımlı değilse yeniden oluşturabilmekteyim. Stok kartlarımdaki markalarımı aynı şekilde tanımlı değilse oluşturabileceğim gibi sadece tanımlı olanları da aktarabilmekteyim. Daha sonrasında stok kodu var ise hata ver, yeni kod ver veya kaydı yoksa şeklinde de ilgili ayarlarımı yaptıktan sonra F2 aktara basıp seçilen dosyadaki tüm veriler DIA'ya aktarılacaktır. Emin misiniz sorusuna evet diyerek görmüş olduğunuz gibi toplamda 56 kayıt aktarılmıştır şeklinde işlemi tamamlanmaktadır. Buradan F3 vazgeç diyerek yeni bir sayfa açıp stok kartları listeme geldiğimde gördüğünüz gibi stok kartlarımın aktarılmış olduğunu görüyorum. Tekrar F3 vazgeç diyerek cari kart listeme geldiğimde ise firmamda herhangi bir cari kartın tanımlanmadığını görüyorum. Tekrardan veri aktarımına gelip cari kart seçeneğimi seçerek ve ilgili aktarım yöntemimi seçip F5 devam dediğimde aktarım dosyasında seçip ve ilgili ayarlarımı tamamladıktan sonra F2 aktar dediğimde ve gelen soruya evet dediğimde kaydımızın tamamlandığını gördükten sonra cari kart listeme geldiğimde görmüş olduğunuz gibi tüm verilerimiz aktarılmış bulunmaktadır.